Evet sevgili Kanal 74 izleyicileri, yine Amasra'da, Amasra Kaleşah yolunun hemen üzerindeyiz. Burası biliyorsunuz Aqua Park'a giden yol üzeri ve şu an burada Amasra tarihinde ilk defa kule sistemi kurularak bir inşaat başlıyor. Bu inşaatta Amasra Adliye Sarayı. Biliyorsunuz Amasra'da bir adliye sarayımız maalesef yoktu ve yapılan ihaleyle bir firmamız burayı Aks olarak biliyorum ismini aldı ve şu anda burada devasa bir vinçle kuleler kuruluyor ve bu kuleyle burada inşaat çok hızlı, seri bir şekilde, modern bir şekilde bu inşaat burada devam edecek. Burada ben geçenlerde geldiğimde burada ilginç bir şeyle karşılaştım. Hemen alt tarafta, az sonra oraya doğru da ilerleyeceğim, göstereceğim size. Burada büyük bir yakıt tankının olduğu, yani bir çukur oluştu orada. Devasa bir yakıt tankı. Kime ait olduğunu bilmiyorum, teferruatını bilmiyorum. Sovyetler Birliği'ne ait, Sovyetler Birliği'ne. Kime aitmiş? Sovyetler Birliği'ne. Burada bir abi var, abi diyor ki Sovyetler Birliği'ne ait diyor. Ben anlamadım, Sovyetler Birliği'nin burada niye deposu olsun, ama onlara aitmiş o depo. Ve bu depo burada inşaatın başlamasını geciktirdi. Benim öğrendiğim kadarıyla, az önce burada bir sohbet ettim abilerle. Kabasını çıkmıştık dediler şu ana kadar. Ama burada çıkan devasa büyüklükteki bu tank, yakıt tankı bizi maalesef geri attı dediler. Ben aslında şunu gördüm, yani burada sadece geri atma değil, binanın belki birçok şeyi burada değişti. Aşağıda gördüğünüz gibi hemen aşağıda dolgu yapılmış alan, çok büyük bir alandı orası, çukurdu. 14-15 metre derinliğinde, belki de daha fazla derinlikte bir tank vardı orada. Bu tank buradan alındı, götürüldü. İçindeki yakıt ne oldu bilmiyorum, o teferruatlara girmek daha istemiyorum, ama inşaatın yapımını, her şeyi değiştirdi. Statini değiştirdi, projeyi değiştirdi. Yeni güçlendirmeler söz konusu oldu ve şu anda bu firmada burada maliyetler arttı ama vazgeçmiş değiller. Hala da en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu görmüş olduğunuz devasa kule buraya kuruluyor. Yanına şu anda ikizi gelecek bildiğim kadarıyla. Montajlamaları yapılıyor şu anda. Bu montajın ardından burada kurulan kuleyle buradaki inşaat hızlı bir şekilde devam edecek. Evet, 3 aks yapı burayı aldı inşaatı. 3 aks yapı şu anda burada inşaata başlıyor. Biz burada bugün kabayı görecektik, inşaatın kabasını görecektik. Ama maalesef orada çıkan o kuyu, daha doğrusu yakıt tankı, burada projeyi geri atmış durumda. Ama Allah'ın izniyle, hayırlısıysa, kazasız belasız bir şekilde burada bu inşaat yükselecek ve Amasra, o istediği, özlemini duyduğu Adliye Sarayı'na, Amasra, pardon, Adliye Sarayı değildi, hükümet konağıydı. Evet, hükümet konağı. Biz yanlış yaptık. Olabilir, canlı yayınlarda bu tür yanlışlar olabiliyor. Hemen şöyle yapıyoruz. Bunu buradan alıyoruz. Evet, hükümet konağı olarak yapılıyor. Adliye Sarayımız zaten var. Ama büyük, devasa bir hükümet konağı olacak. Belki Amasra'daki kirada olan yerler var. Biliyorsunuz kirada pasajların içerisinde hizmet vermeye çalışan resmi daireler var, resmi kurumlar var. Bu kurumların da buralardan kurtulması bence söz konusu olacak. Bu da Amasra adına gerçekten güzel bir olay. Evet, şöyle düzeltelim bunu da. Hükümet konağı diyoruz. Evet, hükümet konağı. Evet. Evet, çalışmalar başladı. Bu kule ne kadar sürede dikilir abi? Bugün biter mi? Bir saat biter. Ondan sonra çalışma devam. Evet, burada abilerimiz var. Onlar da diyorlar ki... Mustafa Soylu, betonarme işini yapanlar. Evet, siz yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Mustafa Bey diyor ki bir saate kadar vinci diyor, şey, kuleyi dikeriz buraya diyor. Rüzgar çıkmazsa bitireceğiz Allah'ım. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet, herhangi bir sıkıntı çıkmazsa bitirecekler bir saate kadar ve ondan sonra
bire bismillah diyecekler. Artık yollarına devam edecekler. Aynen. İnşallah hükümet konağımızda kısa süre içerisinde Amasra'mız kavuşmuş olacak. Kirada olan bir sürü resmi dairede bu hükümet konağında inşallah yerlerini bulacaklar. Ve daha iyi ve daha kaliteli hizmet alabilmenin yolu açılacak. Biliyorsunuz nüfus müdürlüğümüz var. Amasra Nüfus Müdürlüğü. İnsanlar 3. 4. katlara asansörsüz olduğu için çıkamıyorlar. Yaşlılar çıkamıyorlar. Bayağı bir sıkıntı yaşanıyor, sorun yaşanıyor. Köylere hizmet götürme birliğimiz biliyorsunuz pasajda hizmet veriyor. İlçe özel dairemiz pasajda hizmet veriyor. Nüfus müdürlüğümüz hakeza aynı şekilde pasajda hizmet veriyor. İşte tüm bunların tek bir çatı altında toplanabilmesi için Amasra Hükümet Konağı şu anda inşaatına başlandı. Ben de buradan bu müjdeyi sizlere vermek için bu yayını paylaştım. Şunu diyorum, tekrar ediyorum. Burada çıkan bir mazot yakıt tankı vardı. Devasa büyüklükteydi. İşte bu yakıt tankı burada plan projeyi dahi değiştirmeye sebep oldu. Şirketin burada zararı olduğunu da biliyorum ama artık yola çıkılmış. Bir şekilde bu da sineye çekilecektir diyorum. Ya da yeni bir düzenleme yapılacaktır. Ve ona göre de bu inşaat devam edecektir diyorum. Amasra'mıza hayırlı olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben buradan yayınımı sonlandırmak istiyorum. Var mı söyleyeceğiniz bir şey Mustafa abi? Teşekkür ediyorum. Yine bekleriz. Evet sevgili izleyenler. Amasra Hükümet Konağı ile ilgili bir tarihe not düşmek adına bu canlı yayını sizlerle paylaştım. Evet efendim abi. Kel Mahmut'a selam buradan. Ankara Kel Mahmut. Ankara Kel Mahmut. Ankara'da Kel Mahmut'a abim selam söylüyor. Bu şeyi kuleyi kurmaya gelmişler onlar da buraya. Buradan Ankara'ya selamını da göndermiş olalım onun. Evet sevgili izleyenler, bir başka konuda, bir başka konuyla ve bir başka konukla tekrar sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.